sisteminin uygulanmasını meydana getirmiştir. Bilgisayar destekli eğitimin Türkiye'deki gelişimi nasıl olmuştur? 1960 ve 70'li yıllarda maliyeti daha düşük bilgisayarların devreye girmesiyle eğitim uygulamaları ile ilgili projeler de ortaya çıkmıştır. Bu projelerden en önemli 3 tanesi IBM 1500, Filato ve Ticket sistemleridir. IBM 1500 üniversite düzeyinde bilgisayar destekli fizik ve istatistik öğretimi yapmak amacıyla ortaya atılmış bir projedir. 1960'ların ortasında ise okuma ve matematik eğitimi üzerinde kullanılmıştır. Filato amacı üniversitelerde değişik disiplin alanlarında öğrencilerin bilgisayar destekli eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla uygulanmıştır. Ticket ise özellikle matematik ve İngilizce derslerine yer veren bir projedir. Günümüzde de Filato projesi başarıyla uygulanmaktadır, hala devam ediyor. Türkiye'de 1984 yılından beri bilgisayar destekli eğitim ve öğretimde kullanılmakta. Uygulanmaya başlanmış 1984 yılında. Yani bir 10-15 yıl sonra. Bilgisayar destekli eğitim 4. ve 5. 5 yıllık kalkınma planlarında ve Milli Eğitimin Temel Kanunu'nun her derecede ve Türkiye'deki eğitim programlarının yöntem, araç ve gereçlerini konu almış ve bu konu üzerinde çok fazla tartışmalar yapılmıştır. 1984 yılında Türkiye'de ortaöğretim kurumlarına 1100 mikro bilgisayar alınmış ve bilgisayar eğitimine başlanmıştır. Yine 12-13 Ekim 1987'de İstanbul'da Türkiye'de bilgisayar destekli eğitim konferansı düzenlenmiştir. Bilgisayar destekli eğitim 1 milyon bilgisayar hedefiyle Türkiye'de bilgisayar destekli eğitime verilen önemi göstermektedir. Bilgisayarın eğitimde kullanılma çalışmalarının başlatıldığı 84 ve 90 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaöğretim kurumlarında yaklaşık 5000 adetlik bir bilgisayar potansiyeli oluşturulmuştur. 1990'da Milli Eğitim Bakanlığı ile Merkez Bankası arasında imzalanan bir anlaşma ile 53 lisede bilgisayar okuryazarlığı ve bilgisayar destekli eğitim hedeflenmiştir. 1666 adet bilgisayar alınmıştır. Ve bu okullarda bilgisayar laboratuvarları kurularak öğretmen yetiştirilmeye başlanmıştır. 1989-90 öğretim yılında 37 ders için 2000 saatlik bir planlama yapılmıştır. Yine 90-91 dönemi içinde 5000 saatlik bir yazılım hazırlanması öngörülmüştür. Günümüzde de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen birçok projeyle de bilgisayar destekli eğitimin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi sürdürülmektedir. Türkiye'de bilgisayar destekli öğretimi destekleyen çeşitli uygulamalar vardır. Bu uygulamalar 2004-2005 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve Microsoft firması ile her öğretmene bir bilgisayar kampanyası düzenlenmiştir. Yaklaşık olarak 80 bin öğretmene bilgisayar verilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı kampanyasının alternatif olarak da öğretmen sendikaları da bilgisayar desteğinde bulunmuştur. Türk Telekom 2005-2006, 2007 ve 2008 eğitim öğretim yılı başında öğretmen ve öğrencilere ücretsiz internet hizmeti sağlamıştır. Yine Milli Eğitim Bakanlığı okullara bilgisayar bağışı yapan iş adamlarına yaptıkları bağış oranında vergi düşüklüğü imkanı sağlamıştır. 2005'ten itibaren bu projeler bayağı bir yoğun. Yani hocalara bilgisayar dağıtma, sendikaların, telekomun, ondan sonra vitamin programı bilmem ne, öğrencilere TTNET'i her tarafa yaymak için vitamin programı değil miydi? Başta bedava dağıttılar. Mesela abone oldu, bilmem şu kadar aboneye. Bedava bayağı bir var. Türkiye'de yine uzaktan eğitimde, uzaktan eğitim çalışmaları da ilk olarak John Dewey'nin buraya gelip de işte bu konuyla ilgili konuşma yaptıktan sonra işte öğretmen eğitim raporuyla ortaya çıkıyor. Daha sonra uzaktan eğitim çalışmaları başlıyor. İşte bilgisayar destekli eğitimin yararları ve sınırlılıkları bulunmakta. Önemli olan bu aslında.
Bilgisayar destekli eğitimin yararlarından bahsedelim öncelikle. Bilgisayar destekli öğretim öğrencilere kendi hızlarında ve düzeylerinde çalışma imkanı sağlamaktadır. Dolayısıyla bireyselleştirilmiş öğrenim ve öğrenci merkezli bir eğitim ortaya çıkıyor. Bilgisayar destekli eğitim etkileşim sağladığı için en sıkıcı çalışmalar bile daha ilgi çekici ve merak uyandırıcı bir hale gelebiliyor. Hem anında dönüş sağladığı için hem de öğretmen öğrenciyi herkesin içinde hani uyarmak zorunda kalmadığı için de öğrencilere bir özgüven sağlıyor. İşte bilgisayardaki benzeşimler sayesinde öğrencilere özgün ortamlar sağlanabiliyor. Öğrenciler benzeşimler sayesinde dış dünyaya açılma işte imkanı buluyor. Mesela örnek verebilir misin bu benzeşimle? Benzeşim mesela simülasyonlar olabilir ve hani ulaşma imkanı olmadığımız, diyelim ki işte Afrika'da bir şey gösterilecek, hani oraya gitme imkanımız yok. Onu sınıf ortamına getirebiliyoruz ya da oradaki doğal yaşamı bilgisayar aracılığıyla sunabiliyoruz. Siber sınıflar var. Evet. Yani üç boyutlu gözlük tarzı veya bu Google'un şeyi vardı ya, takıyorsunuz. Bir anda farklı ortamda bulunma imkanı mı? O tarz şeylerle eğitim yapılıyor batıda. Yani öğrenci kendini dediğin gibi bir anda Afrika'nın ortasında bulabiliyor veya işte uçak sürmeyi öğreniyorsa kokpitin içinde hissedebiliyor. Bir de bir yaşıyor. Evet. Hani tehlikeyi de azaltıyor bir işte laboratuvar ortamı mantığı. Evet. Bilgisayar destekli eğitim sayesinde öğretmen zamanını daha verimli, daha rahat kullanabilme imkanı buluyor. Yazı tahtasına yazılarak zaman kaybedilecek işte durumlarda bilgisayar çok fazla işimize yarıyor. Bir konuyu kaçıran öğrenci öğretmeni rahatsız etmeden o konuyu tekrarlayabiliyor. Anlamadığı yeri tekrar bakabiliyor. Yanlışlığa karşı toleranslıdır bilgisayar destekli eğitim. Öğrenci bir tuşa basarak tekrar cevap verebilir, tekrar konuyu dinleyebilir. Eğitimi monotonluktan kurtarıyor ve öğrenciye göre bilgisayar objektiftir. Yani herhangi bir yanlılığı olmadığını düşünüyor öğrenci. Bir şey var işte, bilgisayar hata yapmaz. Bunu bir çalışma yaptık burada. Memurlar üzerinde, memurların bilgisayarda yazım kurallarına uyup uymaması ile ilgili. Mesela bir elle yazı yazdırdık. Bir de bilgisayarda aynı metin. Şuna inanıyor. Bilgisayar zaten o yanlışı düzeltir. Ayrı yazılacaksa bitişik çıkarılacaksa ayrı ona dikkat etmiyor diye orada zaten düzeliyor. O kadar rahat. O yüzden yanlıştı. Enteresan bir çalışmamıştı. Şimdi de bilgisayar destekli eğitim sınırlarından bahsedelim. Bilgisayar destekli eğitim öğrencilerin bilgisayarla birebir etkileşim halinde olmaları sonucunda hani sosyal olarak öğrencileri sosyalleşme ortamından uzaklaştırıyor. Bilgisayar yazılımlarında doğru ile yanlış arasında kesin bir çizgi var. Onun için öğrenciden mükemmelliyetçilik bekleniyor. Yani bilgisayar hani doğruysa doğru, yanlışsa yanlış. Ortası yok, yorumu açık değil. Bu durum öğrenciyi cesaretlendirecek ve doğruya yönlendirecek bir mekanizma değildir aslında. Programlarda hata yapıldığı zaman sonuçları da hatalı olur. Tutum ve değerleri ihmal ettiği için de eğitim araçlarının hani eğitim amacının dışına çıkılmış oluyor. Araçları çok pahalıdır. İnsanların düşsel etkinliğini azaltıyor. Tekrar ayrıca hayal kurmasına gerek kalmıyor. Evet. Masal gibi değil. Her şeyi orada gördüğü için ilave bir hayale gerek kalmıyor. Bir ikincisi bana göre en büyük tehlikelerden bir tablettir, bilgisayardır, telefondur. Hafızayı zayıf. Yani bir şeyi akılda tutmaya gerek duymuyoruz. Oradan bakarım zaten. Evet, orada diyor. Bilgisayar destekli eğitim yazılımları genellikle yabancı dil ve fen bilimleri öğretim alanında yoğunlaşmıştır. Sosyal bilgiler öğretim alanında fazla yazılım geliştirilmemiştir. Bu da bir eksikliktir bilgisayar destekli eğitimde. Bilgisayar destekli eğitim görecek öğrencilerin daha önceden bilgisayar okur yazarlığı kazanmış olmaları gerekmektedir.
Yani daha önceden bir bilgisayar okuryazarlığı kazanmamış bir öğrencinin bu eğitimden faydalanması imkansız. Yani bu da bilgisayar destekli eğitimi sınırlayan bir durumdur. Ama kolay halledilebilir bir şey. Yani çocuklar özellikle hazır olmasa bile çok kısa sürede uyum sürecini Evet, tamamlar. ama hani Yani etkili yetişkinden kullanabilmek için bir daha, eğitim şart diye. yani diyelim ki bir öğretmen belki bir bilgisayar kullanmasa da 3 aylık, 5 aylık bir eğitimle tamamlanır öğrenebilecekken çocuklar 2-3 haftada altından girip üstünden çıkabilir. Öyle de bir avantajı var. Çünkü onda ilgi var, merak var. Yetişkinde de tam tersi, ya buna ne gerek var? Evet. Bilgisayar destekli eğitimin hani öğretmenler üzerindeki etkisi ve öğretmenlerin bu duruma yaklaşımı üzerine bir araştırma yapılmış. Bu konuyla ilgili hani öğretmenler bu duruma karşı değil. Uygulanması için işte gerekli hazırlıkları yapabileceklerini, işte bu durumun olması gerektiğini ve faydalı bir uygulama olduğu üzerinde ortak bir kanıya varmışlardır. İşte bilgisayar destekli eğitim üzerinde çeşitli uygulamalar var. Bunlar da öğretim amaçlı uygulamalar, tekrar ve alıştırma amaçlı uygulamalar, benzeşim amaçlı uygulamalar, oyun amaçlı ve başvuru kaynağı amaçlı uygulamalardır. Bunlardan faydalanılabiliyor. Bir de Fatih projesinden bahsetmek istiyorum. Fatih projesi bilgi ve iletişim teknolojisinin hızla gelişmesiyle birlikte eğitim ortamı daha da değişmektedir. Buna paralel olarak da eğitim araç gelişlerinin de teknolojideki bu yeniliklerle birlikte yenilenmesi gerekmektedir. İşte Kasım 2010'da kamuoyuna duyurulan Fatih projesi de eğitim öğretimde niteliği arttırmak, fırsat eşitliğini sağlamak amacını güden uygulamadır. Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlıkları'nca ortak yürütülecek olan Fatih projesinin sınıfları birer teknolojik merkezi haline dönüştürmeyi planlamaktadır. 3 yılda tamamlanması planlanan bu uygulama ilk önce şey yapılıyor, ilk öğretim kademesine uygulanıyor. Daha sonra İlköğretim ikinci kademeye uygulanıyor. Daha sonra da işte anaokuludur vesairedir. Onlara bir uygulama yapılıyor. Şöyle diyor, Doğru projenin... söyleyeyim ben. Girmedim. Niye girmedim? Söyleyeceğim şimdi doğrusunu ben. Projenin ilk yılında orta öğretim diyor. Evet. İkinci yılında ilköğretim ikinci kademe. Üçüncü yılında da İlköğretim birinci kademe ve okul öncesi kurumlarında bilişim teknolojisi doğanın altyapısı oluşturulmaya çalışılıyor. Yani o bahsettiğimiz klasik akıllı tahtalar vesaire. Evet. Ya bu projeyle 42 bin okula, okuldaki 570 bin öğrenciye işte bilgisayar, çeşitli tabletler, projeksiyon cihazı gibi bir ortam oluşturulmaya çalışılıyor. Daha sonra 2003-2009 PISA sonuçlarına göre Pizza deme ya. Geçen PISA kaçıncı sıradaydık biz? 41. Kaç okul arasında kaçıncı sıradayız? Takip ettiniz mi? 80 hocam. 80-81. Ya yeni yeni açıklandı şimdi. Sondan kaçıncıyız? Üçüncü mü? Bu bir gelişme varmış hocam. Neye gelişme var? Ya? Bak zevkler sizin alanınızda yani bizim alanımız. Yani dil becerisi yönünden çok kötüyüz. Yani anlama, anlatma, vahim. Türk öğretmenleri demek ki görevini yapmıyor. Yolu düzgün fırsat vermiyorlar ki Türk öğretmenlerine. Değil mi? Mesela bir yana şey devam edelim konu bağlıyorlar. Nasıl? Orada bir soru aslında çok basit okuma anlamayla alakalı ama biz daha çok sınav, yetenekler arasından seçtik arıyoruz. Aslında yetiştirilirken de öyle yetiştirilmeye çalışıyoruz diyoruz ama bilmiyorum. Ya yine de demek ki teori pratiğe uydurmuyoruz. Ya da uydurmamıza imkan tanınmıyor. Neyse. Diyelim. Diyelim. Hep error.
Neyse hocam, bu 2003-2009 PISA sonuçlarına göre hani ülkemizde uygulanan bu QASY projesi sayesinde az da olsa bir gelişme vardır diyor bu sonuçlar. Yani QASY projesi de bilgisayar destekli eğitimi destekleyen çalışmalar kapsamında değerlendiriliyor. PISA nedir derseniz, işte uluslararası öğrenci başarısını belirleme programıdır. 15 yaş grubu öğrencilerinin zorunlu eğitim sonucunda günümüz bilgi toplumunda karşılaşabilecekleri durumlara yani eğitim hayatında öğrendiklerini günlük hayata uygulayabiliyorlar mı? Bunu ölçmek amaçlı yapılan bir uygulamadır. Daha çok işte analiz edebilme, akıl yürütme gibi durumları ölçmek için kullanılıyor. Hocam, bağlamak istiyorum artık. Bağla. Bir özet geçeyim baştan sona. Eğitimi daha verimli ve etkili hale getirme, yaygınlaştırma ve bireyselleştirme çabaları sonucunda ortaya çıkan bilgisayar destekli eğitim, 20. yüzyıla damgasını vuran bir eğitim uygulaması olmuştur. En önemli sınırlılığı olan öğrencileri sosyalleştirme sürecinden uzaklaştırması dışında bilgisayar destekli eğitimin öğrenciye bireysel öğrenim olanağı sunma, etkileşimi yükseltme, anında dönüş sağlama ve öğretmene daha fazla zaman sağlama gibi yararları bulunmaktadır. Bilgisayar destekli eğitimde yer alacak öğretmenlerin bilgisayar eğitimi almış, teknolojiye karşı olmayan öğretmen olması gerekmektedir. Bilgisayar destekli eğitim farklı uygulamaları ile eğitimde yarar sağlayabilir. Bunun için de çeşitli çalışmalar yapılabilir, yapılıyor da üzerine çeşitli eklemeler de yapılabilir. Öğretim amaçlı uygulamalar sayesinde öğrenci yeni bilgilere erişir. Tekrar ve alıştırma amaçlı uygulamalarda ise daha önceden öğrendiği bir konuyu tekrar etme, hatırlama sağlanabilir. Benzeşim amaçlı uygulamalarda da başka türlü sınıf ortamına getirilmesi imkansız ya da maliyeti yüksek olan durumları aza çekmek için uygulanabilir. Oyun amaçlı uygulamalar ise öğrenciyi eğlendirerek düşünmesini sağlar. Başvuru kaynağı amaçlı yazılımlar ise okullar için küçük birer kütüphane niteliği görmektedir. Niteliği taşımakta. Ya. Yeah. Yeah. Tamam. Evet, sorusu olan varsa soruları alalım. Uyarısın, bize de soru sorarlar diye. Yoksa videomuzu izleyelim hocam. Videoyu evde izler. Bütün soruların cevabını aldık hocam. Tamam, durdu zaten. İnternetimiz senin yüzünden açtı.